Üniversite. Hatay'da Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Doçent Doktor Yaşar Ergün öncülüğünde Hatay AFAD İl Müdürlüğü, İskenderun İtfaiyesi, İskenderun Afet Koordinasyon Merkezi ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nden gönüllü ekiplerin katılımıyla Habibin Necar Dağ eteklerinde bulunan Demir Kapı mevkiinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Allah'ına kurban senin be! Yakışır! Evet, çok iyi böyle. Kurtarma ekipleri senaryo gereği 30 metreden düşen bir kazazedeyi kurtarmak amacıyla tüm güvenlik önlemlerini alıp kazazedeye gerekli ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra yaralıyı güvenli bölgeye taşıyarak tatbikatı başarıyla tamamlarken bölgede devam eden dağcılık ve kurtarma operasyonları ile ilgili bilgiler veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Hatay'ın temsilcisi Doçent Doktor Yaşar Ergün, daha önce de gerçekleştirdikleri bu eğitimlerle kurtarma ekiplerinin her türlü duruma sürekli olarak hazır olmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Burada öncelikle Hatay'da oluşabilecek herhangi bir afet durumunda, özellikle doğada arama kurtarma gerektiren durumlarda konuyla ilgili kurumları, ilgili kişileri bir araya getirip ortak tatbikatlar yaparak, ortak aktiviteler yaparak birbirlerimizin kabiliyetini, hangi malzemelerimizin olduğunu, malzemelerin kullanımını, iletişimi organize ediyoruz ve bu şekilde oluşabilecek herhangi bir afet durumunda en yakın ekip olaya ilk müdahale edip sonrakiler de yoldan gelerek olaya dahil oluyorlar. Kurtarma ekiplerinin eğitimi konusunda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve kendilerine sürekli olarak senaryolar üreterek eğitimlerini geliştirdiklerini de ifade eden Ergün, bu eğitimler sayesinde Hatay'da 20 gönüllü kurtarma ekibinin her türlü olumsuzluğa karşı hazır olarak bekletildiğini kaydetti. Bugün Hatay'da 20 tane bu işi yapabilecek, teknik malzeme kullanabilecek, teknik arama kurtarma yapabilecek ekibin olması çok önemli bir şans diye düşünüyorum. Gönüllü kurtarma ekiplerinin senaryo gereği yaptıkları kurtarma operasyonlarını 2 gün boyunca sürdüreceklerini belirten Hatay AFAD İl Müdürlüğü, İskenderun İtfaiyesi, İskenderun Afet Koordinasyon Merkezi ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nden gönüllü ekiplerin kurtarma operasyonları boyunca koordineli bir şekilde çalışacağı bildirildi.